Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ejder itemleri hakkında konuşacağız. Nerelerden bulabilirsiniz ve ne işe yaradıkları hakkında. Böyle videoya bir kısa bir like atıp işinize yarıyorsa da bir yorum atarsanız sevinirim. O kadar bir sürü rehber oluşturuyorum. İzliyorsunuz ama ne yazık ki şöyle bir beğenip yorum atmıyorsunuz. Bu beni üzüyor açıkçası. Bunun da altını bir çizeyim. Çünkü benim bir kazancım yok herhangi bir şey bu videolardan. Sadece beğenip yorum atıldığı zaman daha fazla insanın işine yarayacağı için, daha fazla öne çıkacağı için, daha fazla da insan bu videoları görüp verim alacağı için, işlerine yarayacağı için bu yüzden istiyorum sadece. Bunun da kısa bir altını çizeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, ejder itemleri açtığınız zaman şöyle karakterinizde normal bir itemlar var. Onun haricinde şurada ejder kılığı diye bir buton var. Tıkladığınız zaman farklı bir item seti daha geliyor. Burası ejder itemleri takıyorsunuz buraya. Buraya taktığınız itemler size normal itemleriniz gibi, mesela sallıyorum burada metanet, kanın susama falan veya işte diğer statları vermiyor ejder itemleri. Burada sadece coşku ve dayanıklılık veriyor arkadaşlar. Şimdi coşku sizin karakterinizin verdiği hasar ve şifayı arttırır. Dayanıklılığı ise sizin karakterinizin doğrudan HP'sini artırır. Yani bu iki stat karakterinizdeki en önemli statlardan birisi. Hatta belki coşku en önemli statınız bile olabilir yani. Şimdi bu ejder itemlerinin olayı da tüm itemlerin her parçası 65 coşku, 65 dayanıklılık veriyor arkadaşlar. Şimdi bütün itemlerinizi fullediğiniz zaman İşte hesaplarsanız kaç tane item varsa o kadar coşku, o kadar dayanıklılık alıyorsunuz bundan. Bunda okeyiz. Şimdi gelelim bu ejder itemlerini nasıl elde ediyoruz? Şimdi ejder itemlerini elde etmenin 5-6 farklı yöntemi var. İlk yöntemi cetrelemeye bastığınız zaman zindanlardan, pardon, baskınlardan tapınak, normal mod veya zor mod girdiğiniz zaman buradan ejder item atıyor arkadaşlar. Ama burayı tabii kesmek biraz meşakkatli. Buraya partiyle kesiyorsunuz. Atıyor, atmıyor. İşte size gelir gelmez bilemem ama buradan ejder itemi atıyor. Ama önceliğimiz bu değil. Buradan çok daha kolay yerler var. Bir diğer etken, cetrelemeye bastığımız zaman savaşlar, rastgele savaş. Rastgele savaşa katıl deyip girdiğimiz zaman savaş sonunda elde ettiğimiz başarı işaretlerine sağ tıklaya basıp dönüştürdüğümüz zaman buradaki direniş amblemine dönüşüyor. Eğer basıp dönmüyorsa şu solundaki NPC'de görev varsa görev alın verin, açılır direkt. Savaşa giriyorsunuz. Savaştan kazandığınız başarı işaretlerine sağ tıklık yapıp dönüştürüp başarı işaretine dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Pardon, direniş amblemine dönüştürüyorsunuz. Bu NPC'ye geldiğiniz zaman da ejder yadigarlarına tıkladığınız zaman buradan tüm itemlerinizi tek 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 çekmeniz lazım. Ben tüm itemlerimi buradan aldım. Haberiniz olsun. Buradan tüm itemleri savaşa girip buradan çekiyorsunuz. Savaşa giriyor. Mesela bugün bizim düzenimizde savaş bonusu var. Ben bugün bütün gün savaş girmem lazım. Bütün ya hiçbir şey yapmayayım. Sadece savaş gireyim. Belki bir günde tüm itemlerinizi fulleyebilirsiniz. Tüm ejder itemlerinizi bir günde fulleme imkanınız var. Bunda okeyiz. Buradan alabiliyoruz. Bir şey bakacağım. Tamam. Onun haricinde aynı şekilde 3vs3, 6vs6 girdiğiniz zaman buradan savaş amblemi alıyorsunuz. Şu kırmızı iko, şey işte kırmızı token. Bu tokenla buradan 2500 yaptığınız zaman normalde biz 65 coşku, 65 dayanıklılık konuşamadım, veren itemi 75 coşku, 75 stamina, yani dayanıklılığın diğer şeyi stamina, işte stamina veriyor arkadaşlar. Yani 10 puan 10 puan fazlasını veriyor. Ama savaş amblemiyle buradan bunu almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Buradan gelip rüya esansı almanız hepiniz için daha iyi olur. Haberiniz olsun. Veya çekiş de olabilir. Yaratılış tozu da olur. Rüya esansı en mantıklısı buradan alacağınız. Buradan da bir üst kademe ejder item alabiliyorsunuz.
Onun haricinde geldiğiniz zaman burada ejder şekli. Aynı şekilde burada da 75-75 puanlık veren arsenikle alınan ejder itemleri var. Bunu da buradan almıyorsunuz. Ejder itemleri yani arsenikle buradan özel tomarlar alacağız. Tomarlardan sonra buradan 3. kademe nesneler var. Buradaki bu nesneleri de alabiliriz. Ama buradaki en önemli şey ne diye soracak olursanız buradaki aç diken. DPS'ler için aç diken arkadaşlar. Healer'lar için de ışık hafızası. İlk alacağınız şey buradan bu. 200 token yaptığınız zaman, 200 arseniniz olduğu zaman aç diken DPS'ler, ışık hafızasında healer'lar. Buradan ilk önce bu item alıyoruz. Bunu da anladık buradan. Bu 3 NPC'den bu şekilde ejder itemi alabiliyorsunuz. Onun haricinde başka alabildiğiniz noktalara götüreceğim şu an size. Evet arkadaşlar, bir diğer yer İrene. İrene'ye geldiğimiz zaman şuradaki Real The Weaver, işte bu arkadaşa geldiğimiz zaman buradaki Eju biriktirerek buradaki Eju'larınızla da buradan 65'lik ejder itemlerinizi sırayla alabilirsiniz. Buradan da aklınızda olsun. Mesela gelip buradaki görev günlükleri yapıp buradan bir parça, oradan bir parça, diğer yerden bir şey falan alabilirsiniz. Buradaki Eju karşılığında da buradan ejder itemi alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradaki günlük görevleri yaptığınız zaman size Eju veriyor. Bir başka yere geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer ejder itemi alabileceğimiz yer ise, böyle harita açayım. Suslangır haritasındaki şu noktaya geldiğiniz zaman buradan Hasan abimizden burada ejder yadigarları var. Burada fırtına özü yaparak buradan her 10 fırtına özüne bir tane ejder itemi alabiliyorsunuz buradan da. 65'lik aynı şekilde. Buradaki olayı da şöyle anlatayım. H'ye bastığınız zaman takvim açılıyor. Burada fırtınalar var. Fırtına saatlerinde buraya geliyorsunuz. Ayrı bir Suslangır haritası videosu çekeceğim ben. Buraya fırtına geliyorsunuz. Burada fırtınalar çıkıyor. Buraları takip ederek küçük mobları öldürüyorsunuz. Anahtar düşüyor. Anahtarla da kutuları aça aça bu şekilde ilerleye ilerleye buradaki şuradaki görevleri de alın mı orada? Şuradaki iki tane şu haftalık görev. Şu günlüktü galiba, bilmem, bu da haftalık da olabilir. Bu iki görevi de alın, o şekilde yapın. Gidiyorsunuz, mobları kesiyorsunuz, sandıkları açıyorsunuz vesaire. Bittikten sonra zaten size belli bir miktar fırtına özü veriyor arkadaşlar. En son kutuyu açtığınız zaman buradan fırtına özü karşılığında da ejder itemleri alabiliyorsunuz. Kadim nesneler de var burada bu arada. Diğer işte kabuk şeyi de var burada, kabuk görünümü. Onun haricinde cin hediyeleri falan da var. Benim aklıma gelen ejder itemleri alabileceğiniz noktalar bunlar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Ben tüm itemlerimi savaştan yaptım. Haberiniz olsun. Savaş spamlaya spamlaya, bonuslarda yakalaya yakalaya girdim. Ejder itemlerimi bitirdim. Yan dallar olarak da işte günlük Susangır dönüp işte İrene'den de Ecu karşılığında bir iki parça bir iki parça orlardan da alabilirsiniz. Savaştan da toplayabilirsiniz. Bu şekilde itemlerinizi kolaylıkla 2 veya 3 gün içinde dizebilirsiniz. Düzen bonusuna dikkat edin. Savaş direniş amblem bonusu geldiği zaman affetmeyin. O gün sadece savaş girin. Başka bir şey yapmayın. Ejder itemlerinizi fullyesiye kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Gerçekten benim için önemli bir yere sahip. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.